Haziran'ın 3. haftasındayız. Yayın sıftığımızı henüz tam olarak yapamadık. Küçük küçükleri lider ettik. Bugün Hopa'dan gelen Hüseyin arkadaşımız da bize eşlik ediyor. Bol şanslar. İnşallah bugün onunla güzel bir yayın yakalayacağız. Dün kendisi gelmiş. Birkaç tane çıkarmış. Şu an su seviyesi 180,5 civarlarında. Yine küçük balıklar bizi rahatsız edecek gibi duruyor. Bakalım hepimiz rast gelsin. İlerleyen zamanlar bizi neler gösterecek. Şimdi şöyle ufakları bizi uğraştırıyor. Bunu alsan günah, almasan bizi uğraştırıyor. Şöyle 1 kiloluk bir şey. Şu anki bugünkü sıftığımız. Tabi yerinde durmuyor. Bunu salacağız ama ben salarken göstermiyorum. Yani eğer bir iyilik yapıyorsak bunu insanların gözüne sokmaya gerek yok. Şuradan yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilirsiniz. Tamam. Yine öyle. Şeytana bak, gitti takıldı buraya. Gördün mü? Aha. Bizi sökmedi mi? Suç ben. Bağları da çırtacağız. Balığın ağzından yakalamaya çalışmayacaksın. Şu boyun. Ya da yüzgeç. Evet. Tebrikler. Hadi rast gelsin. Bugün şansı gülmüyor. Şu anda çok istediğimiz büyüklükte bir balık değil ama yani bir metresi yok. Bu balık sanki ağa takılmış gibi duruyor. Gerçi şu anda ağa kuran yok ama yaraları var kenarında. Evet, şu anda 3. balığı çekiyorum. Bugün şanslı günüm. Bu ağır geliyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Tam o şeyi alabilirsin de odaklayabilir misin o balığı? Çok salak. Bakacağız bir bakalım nasıl bir büyüklük. Biraz böyle su üstüne çıkarayım. Aha. Çıkmadı ya. Aha. Bu da büyük değil. Yakaladıklarından büyük de. Ya şu zevk başka güzel ya. Ha. Nereden yakalanmış? Allah Allah. Ya anlamadım ki. Şey, garip yaka vermiş sanki bu. Bu sayılmaz. Bakacağım burası ne kalmış. Allah Allah. Abi yok böyle bir balık yakalama şekli ya. Bunu göstermem lazım. O balığın boynuna ip dolanmış. Ve yakalanmış. Görüyor musun? Kanca batmamış. Aa, pardon ya, kancası ağzındaymış ya. Ha, dönmüş he? He, dönmüş. Kanca dönmüş. Alt çeneden yakalanmış. Böyle bugünkü şeyimiz küçük. Standart boylar. Standart boy. 80 santim. 88-90 santim arası işte. Güzel. Tebrikler. Sana da rast gelsin. Eyvallah. Rüzgardan önce güzel balık kuruyordu. Şu an biraz rüzgar var. Ufalarımızı kurumuş vaziyette duruyor.
Saat 7.30. Rüzgar devam ediyor. Şu anda Hüseyin'in elinden çay içeceğiz. Kendisi çay demliyor. Aslında misafir olan kendisi ama bugünlük böyle olsun. Misafiri çalıştırıyorlar. Şöyle kara demliğimizi ateşe koyduk. İnşallah güzel bir çay içeceğiz. Balık vuruyor. Şu anda 3-4 tane balık yakaladık. 3 tane ben çıkardım. 1 tane Hüseyin çıkardı. Oltalar boş durmuyor ama henüz böyle kuvvetli olarak oltaya takılan yok. Bakalım, bekleyeceğiz. İnşallah karanlıkta ilerleyen zamanlarda vurur. Orası tam yürüdüm. Şey taktım bana. Neydi o? Şimdi de çek. Evet. Dördüncü balığı aldık. Ya bu çok oynak bir şey. Yan geliyor, bir sazan olmasın mı? Benim anlamadığım gibi bir şey bu. Durumu beni pek sarmaz bu. Oğul, aynalı bokata oynamaz ya. Şey, yok yok, kuruyor yayın. Kuruyor, yayındır. Ama büyük değil. Oğlum bu bak, yayına da benzemiyor ya. Yayın böyle alçaktan gelmez. Baksana bunu. Hadi göster yüzünü. Yok, bu yayın değil. Yayın, yayın. Oo, yayınmış. Şöyle bir gösterelim. Görünüyor değil mi? Görünüyor, görünüyor. Ya burası da çok berbat yer ya. Buraya nasıl ineceğiz bakalım. Zahmetsiz olmaz. Aynı yere gelmiş. Oh, bu iyi. Oo, iyi iyi. İstediğimiz ölçülerde. Evet, dördüncü balımızı da çektik. Tebrikler. Rast gelsin. Telefonu çalıyor. Yine balığa vurdu değil mi? Hı hı. Yine balık, sasaminin 7 numarası. Telefon söylüyor mu? Yok. Dursun, sen telefon çalıyor. 7 numara. Rahat bir 5 kilosu var, 1 metrenin üstünde. Aynen, geniş güzel balık. Tamam, bunda poşetimiz atar. Tamam, bunu kapat. Bir de ateşimiz, çayımız. Vay arkadaş. Tam bu çayımı içerken balığa denk geldik. Şu anda oltalarımız oynamaya başladı. Akşam namazı olmak üzere. Dördüncü balığımızı da çektik. Murat'ın şansınadır herhalde. Çünkü bu ana kadar balık vurmuyordu. Çaya geldi balık. Herhalde çay içmeye geldi balıklar. Şu an önce bir
oltamı kurayım. Pardon, çay içmeden kesinlikle oltayı uğraşamam. Balık bahane, çay şahane. Evet. Balık da şahane ama. Yani şu anda 5 tane balık çıktık. Bugünkü rızkımızı aldık, yani başka ne istiyorduk? Şu an akşam namazı vakti. Saat 8'e geliyor. Oltalarımızın yemlerini tazelemek zorundayız. Çünkü gece attığımızda bazen oltaların yemleri çıkabiliyor. Henüz 5 taneden sonra bir balık yakalamadık. Bugün güzel bir bereketli gündü. Bekliyoruz. Saat 8-9-10 gibi gideriz büyük ihtimalle. Rast gelsin.